Evet hanımlar beyler, herkese yeni bir Conan Exiles bölümünden, Mustice Games ekranından yeniden selamlar dostlar. Bu bölümde size oyunda gerçekten işinize yarayacak güzel bilgilerle geldim. Ve oyunumuzun göz bebekleri olan Taskmaster'larla ilgili size genel bilgiler vereceğim. Eminim birçoğunuz Taskmaster'ların tam olarak ne işe yaradığını bilmiyor. Çünkü bunların çok fazla modelleri var ve hepsinin birbirinden farklı özellikleri var aslında. Ve gördüğüm kadarıyla birçok oyuncu gelen sorulardan yola çıkarak söylüyorum bunu. Birçok oyuncu Taskmaster'ların hala tam olarak ne işe yaradığını bilmiyor ve birçok isimlileri de isimsizlerle karıştırıyor. Bu yüzden bu içeriğimiz tamamen Taskmaster'larla ilgili olacak. Bu arada Taskmaster'ların hala ne olduğunu bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Onun için küçük bir bilgi geçeyim hemen. Oyunda Conan Exiles'ta ya da Ice of Siptah'ta Taskmaster'lar köleleri eğiten köleler olarak geçiyor. Yani herhangi bir köle yakaladığınızda çalışan köle veya savaşçı veya okçu bu kölelerin daha hızlı oluşmasını sağlayan bir köle daha var oyunda. Bunun ismi de Taskmaster arkadaşlar. Yani bir köleyi olduğundan daha hızlı oluşturmaya yarayan bir köle diyelim ve konumuza devam edelim. Şimdi öncelikle Taskmaster'ları birbirinden ayırmamız gerekiyor. Dediğim gibi farklı isimli ve farklı seviyesi olan Taskmaster'lar var. Ve hemen bunlarla ilgili size bilgiler vereceğim. Şöyle bir selamımızı verelim. Hemen hızlıca başlayalım dostlar. Şimdi öncelikle haritadaki konumumuza gelirsek Super Mario, yani diğer adıyla da Relic Hunter City'de bu Taskmaster'lara bolca rastlayabiliyoruz. Fakat dediğim gibi birbirinden farklı özellikleri var. Burada gördüğünüz Taskmaster'ları yakalayabiliyorsunuz ama şöyle farklılıkları var. Mesela bunu baz alalım. Stegan Taskmaster Aprintince diye yazıyor ismi. Bu aslında isimli değil arkadaşlar. Bu level 1 Taskmaster. Yani çok fazla fonksiyonu hız olarak %25'e sahip. Yani bir köleyi oluşturmada %25 katkısı var. Yani tabiri caizse akmasa damlıyor ama yine de çok düşük. Yani bunu yakalamanızı tavsiye etmiyorum. Tabii ki oyunun en başlarındaysanız, ilk başladığınızdaysanız, işte level'ınız düşükse, yani köle yakalamaya yeni başladıysanız bu bir seçenek olabilir. Evet, ama onun dışında geliştiğiniz zaman yani level 30'larda 40'larda bunun gibi kölelerle uğraşmamanız gerekiyor. Çünkü level oldukça düşük ve size çok fazla bir getiri sağlamayacaktır. Bir diğerine baktığımızda bu da Stegan Taskmaster Jean Raymond olarak geçiyor. Bu da level 2 arkadaşlar. Yani level'ı 2 ve bunun hızı da %50. Yani oluşturma hızı bir köleyi %50, yarı yarıya. Bu da bir tercih tabii ki, seçenekler arasında kullanabilirsiniz ama dediğim gibi oyunun başlarındaysanız. Son olarak level 3 olan bir de Taskmaster'ımız daha var. O da eğer burada çıkarsa onu da göstereyim size. Yoksa isminden bahsedeyim. Bunların üzerinde nasıl Jean Raymond yazıyorsa sonunda, onun da en sonunda Master yazıyor arkadaşlar. Yani Stegan Taskmaster Master olarak geçiyor. O da level 3. Onun da köle oluşturma hızı %75. Yani o da %75 şekilde hız oluşturuyor. Onun tabii ki aslında aralarındaki en iyisi o. Yani level 1, level 2 ve level 3 olarak baz alırsak aralarındaki en iyi köle Taskmaster Master olarak kullanabileceğiniz sınıfta ve farklı özellikleri de var. Bununla ilgili zaten videonun ilerleyen bölümlerinde size bahsedeceğim. Yani seçeneğiniz Master olmalı diyorum. Hemen ona da bir bakalım, eğer buralarda çıktıysa onu da göstereyim size. Evet dostlar, etrafı biraz dolaştım ama Master, yani Taskmaster Master kölesine denk gelmedim ama buralarda veya haritanın diğer lokasyonlarında mutlaka karşınıza çıkacaktır. Dediğim gibi level 3 olan bir köle. Tercihleriniz arasında o da olabilir, en azından isimli yakalayana kadar. Son olarak base'e geçmeden önce bir dipnot daha vereyim size. Bu kısımda köle yakalarken Taskmaster veya diğer köleleri çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü burası oldukça kalabalık bir köy. Eğer bunlardan herhangi bir tanesini vurmaya kalktığınızda hepsi size saldıracaktır. O yüzden ekstra dikkat edin.
Dolayısıyla fight sırasında yakalayacağınız köleyi de öldürebilirsiniz. Yani daha doğrusu sizin kölenizi öldürebilir ya da hayvanınızı öldürebilir. Bu konuda biraz taktik oynamanız gerekiyor. Bu da bilginiz olsun. Hemen şöyle örneğini vereyim. Gördüğüm gibi bir tane vurdum. Hemen iki tanesi, üç tanesi, dört tanesi saldırmaya başladı. Bu konuda dikkat etmenizde fayda var. Evet dostlar, şimdi gelelim Taskmaster'larla ilgili genel bilgilere. Bunun için tabii ki önce base'e geldim. Ve Taskmaster'larla ilgili bütün bildiklerimi size anlatacağım. Eminim bu da oyunda çok fazla işinize yarayacaktır. Çünkü bana kalırsa Taskmaster'lar bu oyunun vazgeçilmezleri, yani oyunun göz bebekleri. Mutlaka sahip olmanız gerekiyor. Çünkü sadece köleleri yetiştirmekle kalmıyor, birçok farklı işe de yarıyorlar. Zaten bunlarla da ilgili şimdi bilgi vereceğim size. Öncelikle bir tane arkadaşlar Torturer's War Table üretmeniz gerekiyor. Yani Taskmaster'ları kullanmak için. Ayrıca Taskmaster'larda bayıltmak için kullandığınız itemler ya da ipler, köleleri yakalamak için kullandığınız iplerin geneli ilk baştaki level 1'de başlayanı söylemiyorum. Yani fiberle, çalıyla ya da işte deriyle ürettiğinizin dışında daha özelleştirilmişleri var. Bu bench'i yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca feat kısmından bakalım hemen. Level'ını da söyleyeyim size kaçta açıldığını. Öncelikle Well of Pain'i açmanız gerekiyor. Level 30'da açılıyor bu. Bunu açtıktan sonra bu bench devreye girecek ve diğer vurma itemlerini de yapmaya başlayacaksınız artık. Bunun içinde tabii ki Rawhide var, Bindings. Dolayısıyla bu deriden yapılmış bir ip. Köleleri bayılttıktan sonra bu iple yakalıyorsunuz. Zaten kanalımda köle nasıl yakalanırla ilgili iki tane video mevcut. Birisi biraz eski bir video ama işinize yarayacak. Bir tanesi de kısa bir süre önce yaptığım bir video. Basit şekilde köle nasıl yakalanır diye. O videoya da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Şimdi level 30'da bunu aktif ettikten sonra Torturer's War Table yapıyorsunuz artık. Ve yaptıktan sonra da gördüğünüz gibi burada bazı kölelerimiz var. Dediğim gibi bütün köleler hakkında size bilgi vereceğim Taskmaster'larla ilgili. Burada seviye 1, seviye 2, seviye 3 ve isimliler var. İki tane isimlimiz var. Öncelikle level 1, level 2 ve level 3'ten başlayalım. Bu gördüğünüz gibi Taskmaster level 1 böyle bir görüntüye sahip. Zaten görseliyle de kendisi aynı. Bazıları sadece giyim konusunda farklılık gösterebiliyor. O da özel köleler yakaladığınızda oluyor genelde. Bunun gördüğünüz gibi bunları ben öğrendiğim için burada çıkıyor şu an. Normalde tabii ki bu level 1'ler daha özel şeyleri yapamıyorlar. Bunu birazdan anlayacaksınız. Level 1'imiz buydu. Level 2'ye baktığımızda yine değişen bir şey olmadığını görüyoruz. Ve level 3 size Taskmaster Master dediğim sınıfına giren level 3'ler de gördüğünüz gibi koyduğunuz zaman üstte Shining Bindings çıktı arkadaşlar. Bu steel barla yapılan yani çelikle yapılan bir halat ve bir köleyi uzun süre bununla yakaladıktan sonra sürükleyerek götürebiliyorsunuz. Aralarındaki farklılıklar şu. Mesela bununla bir köle yakaladığınızda Rawhide olanla yaklaşık atıyorum 10 dakika sonra bu kopuyor. Artık dayanamıyor çünkü durability'leri var. Dayanıklılığı bitince kopuyor. Bir diğerine baktığımızda atıyorum bu da 20 dakika sürüyor ama buna baktığımızda bu 1 saat kopmuyor. Çelik halattan yapılmış bir şey. Ve dediğim gibi level 3 köle bunu üretebiliyor. Diğerlerinde bu çıkmamıştı gördüğünüz gibi. Dolayısıyla yakalayacağınız Taskmaster'ın ilk başlarda en azından isimli yakalayana kadar 3 olmasında fayda var. Bu da bilginiz olsun. Şimdi gelelim isimlilerle ilgili bilgiye. Aslında geçmeden önce şunu da izah edeyim size. Level 1, level 2 ve level 3 Taskmaster'larda hız farkları var. Böyle oluşturma hızı. Yani bu %25 level 1, %50 level 2 ve %75 level 3 olarak gidiyor. Bilginiz olsun. Yani bir köleyi oluşturma hızı bu. Dolayısıyla burada isimli yakalayana kadar ilk başta tercih etmeniz gereken level 3 olacaktır. Ayrıca bilmeyen arkadaşlar için hemen şunu da göstereyim. Köle benchlerimiz böyle. Seviye 1, seviye 2 ve seviye 3'ü var. Seviye 1 ile yani bir tane köle koyabiliyorsunuz içine. Seviye 2'ye 4 tane koyabiliyorsunuz. Bu gördüğünüzde son seviye Glitter olarak geçiyor. Glitter Well of Pain'e de 8 tane köle koyabiliyorsunuz.
Dolayısıyla level aldıkça bunu yapmanızda fayda var. Bilginiz olsun. Level 3 kölemizi buraya koyduğumuzda gördüğünüz gibi burada duruyor ve kölenin oluşumunda katkısı oluyor. Yani köle %75 daha hızlı şekilde oluşacak. Bu da bilginiz olsun dediğim gibi. Hemen şunu şuraya koyalım ve devam edelim. Evet, şimdi size arkadaşlar isimli kölelerle ilgili bilgi vereyim. Bunu üst kısma koyduğumda gördüğünüz gibi bu da Chaining Bindings yapabiliyor ve diğer öğrendiğiniz şeyleri, bunları aktif hale getirdiğinizde burada göreceksiniz zaten. Öncelikle Feed kısmından açmanız gerekiyor veya Binding of Deed gibi özel şeyleri, scroll'unu bulmanız gerekiyor. Şablonunu bulduktan sonra bunları da kullanabiliyorsunuz, bilginiz olsun. Hani sizin köle bencinizde eğer bunlar çıkmazsa şaşırmayın çünkü ilk başta çıkmayacaktır. Oyunda şöyle bir şey var. Öğrenemediğiniz hiçbir şeyi yapamıyorsunuz. Bilginiz olsun. İsimli Taskmaster'ımız Overseer olarak geçiyor. Yani bunun hızı %150. Diğerlerine göre level 3'e göre en azından bir katı daha hızlı. Yani bu %150 hızında bir köle oluşturuyor. Bu da driver olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi sembolünde böyle bir tane adamın başı dönmüştü, üstünde yıldızlar var gibi bir sembolü var. Bu da driver modeli. İki tane var zaten. Bir tane oversight var, bir de driver var. Aslında oyunda en çok işinize yarayacak bu. Etraftan eğer bu kölelerden yakalarsanız isimli Taskmaster ve kafasında bu sembol varsa, yıldızlı işte başı dönen bir sembol varsa mutlaka bunu kullanın. Bu %150 hız nasıl işimize yarıyor diye soracak olan arkadaşlarımız varsa örnek vereyim, 25 saatte oluşan isimli bir savaşçı yakaladınız misal. 25 saati baz alalım. Aşağı yukarı o saatlerde oluşuyor köleler. O saatlerde bitiyor. Eğer böyle bir köleyle o köleyi oluşturursanız 10 saatte oluşan, yani 25 saat yerine %150 hızı olduğu için 10 saatte köleniz kullanıma hazır hale gelecek ve köleyle birlikte oynayabileceksiniz. Dolayısıyla bu oldukça işinize yarıyor. Şimdi diğer bir konuya geleyim size. Mesela öncelikle şunu koyalım ve bir tane Shining Bindings üretelim. Yani dediğim gibi köleyi yakaladıktan sonra ipi takıp getirdiğiniz halattan bahsediyorum. Bir tane üretelim. Şimdi Overseer üretti bir tane. Şunu şuraya alalım. Şimdi bir tane de Driver Taskmaster'lı üretelim. Arasındaki farklılıkları göstereyim size. Evet, şimdi bir tane de level 3 ile üretelim. Böyle oyunda hiç gözünüze çarpmayacak püf noktaları, ince noktalar var. Güzel yapmışlar oyunu. Ayrıntılar çok önemli aslında. Ben de zaten bu yüzden bu içerikleri sizler için üretiyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Evet, şimdi dilerseniz arkadaşlar ürettiğimiz itemların farklılıklarını, özelliklerine bakalım birlikte. Bakalım kölelerimiz ne gibi farklılıklarda üretti bunları. Öncelikle Overseer Taskmaster'a baktığımızda Chaining Bindings'in gördüğünüz gibi durability'sinin, yani dayanıklılığının 5184 olduğunu görüyoruz ve 1.88 ağırlıkta. Bir diğerine geçtiğimizde Driver Taskmaster'da bunu 4698 dayanıklılık, yani durability şeklinde yapmış ve 1.64 ağırlığı var. Son olarak da Taskmaster 3 kölemizin yaptığı 3913 olarak gözüküyor ve ağırlığı da 1.64. Yani bu işin kısaca özeti şu dostlar. Burada aslında benim size tavsiyem driver olacak. Yani bu, çünkü savaşçı kölelere ya da okçu kölelere ekstra strençlerine yüzde kattığını da gördüm ben. Gözlemledim bunu. Dolayısıyla siz de test edip gözlemleyebilirsiniz. Benim size tavsiyem driver olacaktır Taskmaster'lar içinde. Yani bu baygın adam sembollüğü bulursanız köleleri oluşturmakta bunu kullanın. Fakat diğer bu oluşturacağınız materyaller, itemler, gerek truncheonlar, vurma itemler olsun, gerekse halatlarda mutlaka Overseer'ı kullanın. Dolayısıyla bu gördüğünüz gibi itemlara oldukça fazla dayanıklılık veriyor. Benim tavsiyem size bu yönde olacaktır. Bindings of Deed yapalım bir tane. Kanalımda bununla ilgili bir video mevcut. Nereden ne şekilde alacaksınız? Bununla ilgili bir video mevcut. Tamamıyla bütün konuyu içeriğinde anlatıyorum. Ona da bakabilirsiniz. Oyunun
En uzun süreli itemi olabilir başlıklı bir video bilginiz olsun. Şimdi bunun istediği materyaller altta gördüğünüz gibi bir tane Heart of Hero kalbi istiyor. Yani bir tane savaşçının kalbiyle yapabiliyoruz bunu. O da tabii ki üzerimizde taşıyamayacağımız bir item. Çünkü durability'si var. Yani geri sayım süresi var ve bu sürede dolaba koymazsanız bozulup yok oluyor. Dolayısıyla bu gibi süresi olan, yani altta gördüğünüz gibi geri sayım süreci var. Bu gibi itemleri mutlaka buzdolabına koymanızda fayda var, bilginiz olsun. Evet, şimdi yanıma 3 tane kalp aldım. 3 tane farklı halat üreteceğiz. Bu oyunun en iyi halatı bu arada arkadaşlar. Daha üzeri yok. Şimdi öncelikle bir tane oversight ile başlayalım. Hemen bir tane üretsin bize. Gördüğünüz gibi oldukça hızlı üretiyorlar. Dediğim gibi çalışma hızları %150 olduğu için bu gibi itemleri çok hızlı şekilde üretebiliyorlar. Şimdi hemen arasındaki farklılıklara bakalım. Şimdi ilk şöyle bir sıralamaya sokalım. İlk ürettiğimiz arkadaş buydu. Oversight Taskmaster. Gördüğünüz gibi durability'si 20.736. Bu inanılmaz yüksek bir rakam. Bu halde üretiyor. Hemen bir ikincisine geçelim, driver'a. Bu 18.792 şeklinde üretmiş. Yani bunu herhalde bir ayda koparırsınız. O kadar uzun bir süresi var. Son olarak level 3'e bakalım. O da 15.652 olarak üretmiş durabilitesini, dayanıklılığını. Ağırlıklara baktığımızda hepsinin ağırlığının aynı olduğunu görüyoruz. Sadece en baştaki biraz daha fazla ağırlık vermiş. 0.63. Bu da zaten çok çok aşırı düşük bir ağırlık. Kölelerinizi oluşturmakta kesinlikle driver'ı, bu baygın adam sembolüğü kullanmanızda fayda var. Bu da zaten bir sonraki konumuz olsun. Bunu yakalayabileceğiniz sürekli çıkan bir yer var. Sürekli spam oluyor orada. Driver modeli. Onu da bir sonraki videomda size gösteririm yerini. Oradan da rahatlıkla yakalayıp siz de kullanabilirsiniz. Bu bölümümüzde konumuz tamamen Taskmaster'lar ve özellikleriyle ilgili oldu. Biraz da tabii test kısmını da göstermiş oldum size. Umarım işinize yarar oyunda, keyifli zamanlar geçirirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Her zaman cevaplıyorum elimden geldiğince. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna, hala kanalıma abone değilseniz abone olma butonuna tıklayıp ücretsiz olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki Conan Exiles bölümünde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.